Kolay Ders diye hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlanacağız. Hadi başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazınız. Bilimsel çalışmalarda faydalandığımız her kaynağı kaynakçada göstermemize gerek yoktur. Bu yanlış arkadaşlar. Faydalandığımız her kaynağı kaynakçada belirtmeliyiz. Aksi takdirde bilgi hırsızlığı yapmış oluruz. Bilgi hırsızlığının hatta bir de ismi var. Ona intihal deniyor. Şuraya yazalım. Görürseniz şaşırmayın. İntihal. Başkasının bilgisini veya da fikrini kendimize aitmiş gibi göstermeye intihal deniyor. Peki ikiye geçelim. Kredi kartı üzerinde yer alan bilgileri herkesle paylaşabiliriz. Siz bunun yanlış olduğunu bence biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgileri başkalarına verirsek bize ait olan parayı hesaplarımızdan kolaylıkla alabilirler. O yüzden dolandırıcılığa maruz kalabiliriz. Kesinlikle paylaşmamalıyız. Peki 3'e geçtik. Ülkemizde nüfusun en fazla olduğu şehir İstanbul'dur. Tabii ki doğru arkadaşlar. İstanbul sanayisi çok gelişmiş bir şehir ve dışarıdan çok fazla göç alıyor. Yani doğru. MHRS üzerinden hastane randevusu alabiliriz. MHRS'nin açılımı neydi arkadaşlar? Merkezi Hastane Randevu Sistemi. Zaten açılımını okuyunca bu bilginin doğru olduğunu anlamışsınızdır. 5. İyi bir medya okuryazarı genel ağda karşılaştığı her bilgiye güvenir. Güvenir mi arkadaşlar? Güvenmemelidir değil mi? Çünkü herkes kolaylıkla internete bilgi koyabiliyor, genel ağa bilgi koyabiliyor. O yüzden aralarında tabii ki yanlış bilgiler de oluyor. Kontrol edilmiyor çünkü bu bilgiler. O yüzden güvenmemeliyiz. En az birkaç kaynaktan kontrol etmeliyiz. Ve güvenilir sitelerden araştırmalarımızı yapmalıyız. Peki 6'ya geçtik. Bilim adamları çabuk pes eden bir yapıya sahip olmalıdırlar. Tabii ki yanlış arkadaşlar. Eğer çabucak pes ederse bir bilim adamı hiçbir şey icat edemez. Hatta ünlü bilim adamı Edison'un ampulü bulana kadar en az 2000 tane deneme yaptığını belki duymuşsunuzdur. O yüzden kararlı, azimli, gayretli olmalıdırlar. Çabuk pes eden bir yapıya sahip olmamalıdırlar. Peki, Zonguldak taş kömürü kaynakları açısından oldukça zengindir. Doğru bilgi arkadaşlar. Zonguldak'ta taş kömürü madenleri var ve madencilik Zonguldak ekonomisinde oldukça önemli bir yer kaplıyor. 8'e geçtik. Belirli faaliyetler sonucunda yeni bir mal elde edilmesine dağıtım denir demiş arkadaşlar. Dağıtım mı deniliyordu? Hayır, üretim deniliyordu değil mi? Dağıtım ise bu ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılma aşamasıydı. Peki, o yüzden bu yanlış bir bilgi. Sıradaki sayfamıza geçelim. Burada da boşluk doldurmalarımız var arkadaşlar. Hadi yapalım bakalım. 1. Sağlık, eğitim, bankacılık gibi iş alanları nokta nokta sektörü içinde yer alır. Hangi sektör arkadaşlar? Bu tabii ki hizmet sektörü. 2'ye geçtik. Marketten peynir alıp bu peyniri kahvaltıda yememiz ne faaliyetidir arkadaşlar? Tüketim faaliyetidir. Biz onu tüketmiş oluyoruz değil mi? Peki 3'e geçtik. Ülkemizde nokta nokta sektörü bakımından en gelişmiş şehir İstanbul'dur. Az önce de söyledik zaten. İstanbul sanayisi çok gelişmiş bir şehir. O yüzden sanayi sektörü bakımından diyoruz. 4'e geçtik. Haritalardaki küçültme oranına ne deniyordu arkadaşlar? Tabii ki ölçek deniliyordu. 5. Yeni bir buluş icat eden kişiye ne denir arkadaşlar? Mucit denir değil mi? İcat kelimesiyle bakın, mucit kelimesi birbirine zaten benziyor. Bu şekilde aklınızda kalabilir. 6. Nokta nokta üzerinden bilgiye ulaşılırken güvenilir siteleri tercih etmeliyiz. Bunu kolaylıkla yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Genel A olacak cevabı. Peki buğday nokta nokta koşullarında üretilebilen bir tarım ürünüdür. Karasal iklim koşullarında üretilebilen bir tarım ürünü değil mi? Buğday yetişme döneminde yağmur, olgunlaşma döneminde ise kuraklık isteyen bir tarım ürünü. O yüzden karasal iklim koşullarında çok kolaylıkla ve bolca yetiştirilebiliyor. Ülkemizde yalnızca nokta nokta ilinde muz yetiştirilmektedir. Zaten sadece bir tane kaldı, o da Mersin. Mersin'in Anamur ilçesinde küçük küçük böyle çok güzel tatlı yerli muz yetiştirilmektedir arkadaşlar. Geçelim bakalım sırada ne varmış. Bir ham maddenin geçtiği aşamaları gösteren kartları sıralayınız. Ham madde deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Henüz işlenmemiş, yani ürüne çevrilmemiş madde. Mesela domatesten salça yaptığımızı düşünelim. Bu durumda salçanın ham maddesi ne olmuş oluyor? Domates olmuş oluyor. Peki domatesten salça yapmak nedir? Üretmektir, yani üretim.
Peki ürettikten sonra bu salçayı ne yapmalıyız? Dağıtmalıyız. Yani işte marketlere göndermeliyiz, tüketiciye ulaştırmalıyız. Buna dağıtım denir. Son aşaması ise tüketimdir. Ne yaparız? Biz gideriz o salçayı marketten alırız, yemeklerimizde kullanırız ve tüketmiş oluruz. Üretim, dağıtım ve tüketim. Peki geçelim bakalım sırada ne var? Haritada ülkemizde taş kömürü madeni açısından zengin olan şehrimizi işaretliyiniz. Taş kömürü deyince aklımıza neresi gelecek arkadaşlar? Karadeniz bölgemizde yer alan 1 numaradaki Zonguldak ili gelecek. Tamam mı? Taş kömürü deyince Zonguldak'ı hatırlıyoruz, unutmuyoruz asla. Geçelim bakalım sırada ne varmış? Aşağıdaki ham maddeleri ve bu maddelerden üretilen ürünleri eşleştiriniz. Ekmek arkadaşlar neyden yapılıyor? Tabii ki undan. Kumaş peki? Kumaş pamuktan yapılıyor. Pamuk nerede vardı arkadaşlar en çok? Burada bu bilgiyi de vermiş olalım. Çukurova'da değil mi arkadaşlar pamuk yetiştiriliyordu. Peki salça zaten az önce de söyledik domatesten yapılıyor. Sıvı yağ ayçiçeğinden. Tabi mısırdan ve zeytinden de yapılabiliyor sıvı yağ ama burada seçeneklerimizde ayçiçeği vardı onu kullandık. Tereyağı sütten yapılıyor. Şeker ise şeker pancarından yapılıyor. Bunu da hızlıca çözdük. Geçelim bakalım. Aşağıda verilen özelliklere uygun şehir isimleriyle eşleştiriniz demiş. Önce birinci bölümümüzü okuyalım. Uzun süren yaz mevsimi plajları ve tarihi güzellikleri sayesinde turizmi çok gelişmiştir. Zaten turizm deyince, plaj deyince aklımıza ülkemizde ilk önce Antalya geliyor. Değil mi? Peki, ülkemizde sanayinin en çok gelişmiş olduğu şehirdir ve dışarıdan çok göç almıştır. Bunu da artık biliyoruz. İstanbul değil mi arkadaşlar? Gelişmiş sanayisiyle birçok insanı iş olanağı sağladığı için İstanbul'a dışarıdan çok fazla insan taşınıyor, göç ediyor. Peki, her mevsim yağış aldığı için ormancılık çok gelişmiştir. Orman deyince ülkemizde aklımıza ilk önce Karadeniz geliyor. Tabii ki Karadeniz'de bir il olan Rize'de bu sorumuzun cevabı. Yaz yağışlarına bağlı olarak otlaklar geniş yer kaplar ve bu durum hayvancılığın oldukça gelişmesini sağlamıştır. Bu hangi ilimiz? Erzurum. Peki, ülkemizdeki petrolün %75'inin buradan çıkarılıyor olması bu şehirde ekonomik yaşamı canlandırmıştır. Zaten son bir seçeneğimiz kaldı, Batman. Evet arkadaşlar, ülkemizdeki petrolün %75'i Batman'dan çıkarılıyor. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi test sorularımıza geldik. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin faydalarından değildir? Beraber işaretleyerek güzel güzel yapalım bakalım. Zamandan tasarruf etmemizi sağlar. Doğru değil mi arkadaşlar? Teknoloji sayesinde birçok işimizi kolaylıkla yapıyoruz. Bankalara gitmek zorunda kalmıyoruz. Evden telefonumuzdan hemen halledebiliyoruz. Ya da bir yere gideceğimiz zaman eskisi gibi uzun uzun saatleri yollarda geçirmiyoruz. Uçağa ya da arabaya binerek hızlıca gidebiliyoruz. Peki, tüm dünyada yaşanan gelişmelerden anında haberdar olabiliriz. Bu da doğru değil mi arkadaşlar? İnternet sayesinde Amerika'da az önce ne olmuş hemen biz şu anda öğrenebiliriz. Yüz yüze iletişimi azaltarak asosyalleşmeye katkıda bulunur. Evet bu doğru ama bu bir fayda değildir değil mi? Asosyalleşmek güzel bir şey değildir. Aslında yüz yüze iletişimin azalmış olması o yüzden olumsuz bir şey. Cevabımız bu ama diğer şıkkı da bir okuyalım. Uçak ve yüksek hızlı tren gibi ulaşım araçlarıyla uzak mesafelere kısa sürede ulaşabiliriz. Bu da bir faydadır. Yani cevabımız C şıkkı. Peki sıradaki sorumuza geçelim. Yine bir test sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi genel ağ ortamında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için yapmamız gerekenlerden değildir? Bakın bu değildirlere çok dikkat edelim arkadaşlar. Uzun süredir yayın yapan toplumun güvenini kazanmış güvenilir sitelerden araştırma yapmak. Evet arkadaşlar bu tür sitelerden araştırmalarımızı yaparsak daha güvenilir bilgiye de ulaşabiliriz. Devlet kurumlarına ait Gov ya da eğitim kurumlarına ait Edu uzantılı siteler üzerinden bilgiye ulaşmak. Bakın arkadaşlar bu Gov uzantısı government yani hükümet anlamına geliyor. Resmi kurumlar bu uzantıyı kullanabiliyor sadece. Edu ise arkadaşlar education kelimesi, İngilizce'de yine education kelimesi, eğitim anlamına geliyor ve üniversiteler ve okullar sadece bu Edu uzantısını kullanabiliyor. Yani bu resmi kurumlara ait olduğu için güvenilir bilgi. Peki, genel ağda karşılaştığımız her bilgiye güvenmek.
Arkadaşlar, genel ağda karşılaştığımız her bilgiye güvenmemeliyiz tabii ki, değil mi? Az önce de konuştuk bunu. Herkes her istediğini yazabiliyor. Biz sorgulayıcı bir bakış açısıyla bakmalıyız. Peki, bilgi araştırırken tek bilgi kaynağına bağlı kalmamak da doğru bir davranıştır, değil mi? Birkaç yerden bilgimize kontrol etmemiz gerekir. O zaman cevabımız C şıkkı. Peki, devam edelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının özelliklerinden olamaz? A şıkkı, bencildirler, çabuk pes ederler. Arkadaşlar, hiç olur mu? Bencil ve çabuk pes eden bir kişi bilime pek kolay katkıda bulunamaz, değil mi? B'ye bakalım. Meraklı ve araştırmacıdırlar. Doğru. C, çok yönlü ve araştırmacıdırlar. Bu da doğru. Zaten tekrarlamış, bakın, araştırmacı, araştırmacı demiş. D, gayretli ve üretkendirler. Bu da doğru. Cevabımız A şıkkı olacak. Devam edelim bakalım. Araştırma yaparken başka insanların çalışmalarından faydalanabiliriz. Fakat yararlandığımız kaynakları bilimsel etiğe uygun bir şekilde kaynakçada belirtmeliyiz. Peki aşağıdakilerden hangisi bilimsel etiğe uygun bir davranış değildir? Şimdi A şıkkımıza bakalım arkadaşlar. Araştırmamızı kendi cümlelerimizle yazmak, kopyala yapıştır yapmamak. Evet arkadaşlar, mesela bir ödev araştırmanızı istediği zaman öğretmeniniz ne yapmanız gerekiyor? Güzel güzel kendi cümlelerinizle yeniden yazmanız gerekiyor ve nereden aldıysanız bunu da kaynakçada belirtmelisiniz. Peki B şıkkımıza bakalım. Araştırmamızı yaparken tek bir kaynağa bağlı kalmamak. Bu da çok doğru arkadaşlar. Hem bilgiyi kontrol etmiş oluyorsunuz hem de daha geniş kapsamlı, daha güzel bir araştırma yapmış oluyorsunuz bu şekilde. Peki C'ye bakalım. Başkasına ait fikirleri kendi fikrimizmiş gibi sunmak. Hiç olur mu arkadaşlar? Bu bilgi hırsızlığı, az önce de bahsettik, intihal, değil mi? Peki D'ye bakalım. Çalışmalarından yararlandığımız bilim insanlarını ya da yazarları kaynakça bölümünde belirtmek. Evet, bunu zaten yapmamız gerekiyor, değil mi? Cevabımız hangi şıkmış bu durumda? C şıkkı. Devam edelim bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkımızda ülkemizde Rize başta olmak üzere Karadeniz kıyısının doğusunda çay üretimi yapılmaktadır. Çok doğru arkadaşlar. Rize, Karadeniz'in doğusu, çayın üretildiği bölgemiz ülkemizde. Peki, ülkemizde pamuk yetiştirilmez demiş B şıkkında. Doğru mu arkadaşlar? Tabii ki yanlış. Çukurova'da, değil mi? Adana'da, Çukurova bölgesinde çokça pamuk yetiştirilmektedir ülkemizde. Peki C'ye bakalım. Konya ülkemizin tahıl ambarıdır. Doğru. D'de de Zonguldak taş kömürü madenleri açısından oldukça zengindir demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız neymiş o zaman? B şıkkı. Ülkemizde pamuk yetiştirilir çünkü, değil mi? Devam edelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı, karasal iklimin görüldüğü yerlerde en çok yetiştirilen tarım ürünü buğdaydır demiş. Doğru arkadaşlar, değil mi? Karasal iklim nasıl özelliklere sahipti? Ülkemizde arkadaşlar denizden uzak iç kesimlerdeki iklime biz karasal iklim diyorduk. Yazlar sıcak ve kurak, kışlarda soğuk ve karlı geçiyordu ve bu iklimin görüldüğü yerlerde arkadaşlar yetişme döneminde yağmur, olgunlaşma döneminde de kuraklık isteyen buğday oldukça fazla yetiştiriliyordu. Peki hazır başlamışken karasal iklimin bitki örtüsü neydi arkadaşlar, onu da hatırlayalım. Bozkırlar, değil mi? Çünkü bozkırlar ilkbaharda yağmurlarla yeşeriyor, yazında kuruyordu. Peki, Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kıyı turizmi gelişmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Hadi Akdeniz ikliminin özelliklerini de hatırlayalım. Ülkemizde arkadaşlar Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında görülüyordu, değil mi, Akdeniz iklimi? Buralarda yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçiyordu. Bitki örtüsü neydi arkadaşlar? Maki'ydi, değil mi? Kısa boylu ve yaz sıcağına dayanıklı çalılar ve ağaçlara biz maki diyorduk. Bir de Akdeniz iklimi denince aklımıza seracılık gelecek. Seracılık neydi? İklimi dışında, mevsimi dışında daha doğrusu bir ürünün yetiştirilmesiydi. Tabii ki Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde arkadaşlar yaz mevsimi uzun sürüyordu ve sıcaklıklar da yüksekti. O yüzden Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler turizm için çok uygun yerler. Şimdi geldik C şıkkımıza. Karadeniz bölgesinde bitki örtüsü makidir demiş. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış. Maki nerenin bitki örtüsüydü? Akdeniz ikliminin. Peki Karadeniz'de hangi bitki örtüsü vardı arkadaşlar? Ormanlar vardı, değil mi, Karadeniz'de? Karadeniz ikliminin özelliklerini de biraz hatırlayalım.
Karadeniz iklimi her mevsim bol yağış alıyordu. Bitki örtüsü de gür ormanlarda, değil mi arkadaşlar? Ve Karadeniz bölgesinde az önce de söylediğimiz gibi Rize ve çevresinde çay çok fazla yetiştiriliyordu, değil mi? Çay çünkü her mevsim bol yağış isteyen bir bitkiydi ve Karadeniz'de çok yağışlı bir bölge. Peki D şıkkımıza geçelim. Bir ürünün kendi mevsimi dışında yetiştirilmesine seracılık denir. Doğru arkadaşlar, bu da Akdeniz ikliminde, Akdeniz bölgesinde oldukça fazla görünen bir durumdur. Bakalım bu durumda cevabımız ne olmuş oldu? C oldu, değil mi? Karadeniz bölgesinde bitki örtüsü maki değildi. Peki burada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.